Kızıl Orda şehrine kadar gelmişken bu şehirde bulunan Korkutata isimli üniversiteyi ve bu üniversitede eğitime devam eden Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü de ziyaret edip hocalarımızdan üniversite ve Baykonur Uzay Üstü'nün bölgeye verdiği sıkıntılar adına görüşlerini alalım. Sevgili seyirciler, Türk dili ve edebiyatı dünyanın farklı coğrafyalarına kadar ulaşmayı başarmış. Şu anda Orta Asya'dayız ve Orta Asya'nın kadim bir şehri Kızılorda şehrindeyiz ve burada Türk dünyası araştırmalar vakfı e, bünyesinde faaliyet gösteren Türk dili ve edebiyat fakültesi var. Bu fakülte e, buradaki önemli üniversitelerden Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteriyor ve şu anda bir sınav var. Biz biraz sınavı böldük ama önce Abdullah hocamızdan hem e, fakülteyi biraz tanıyalım. Kaç yıldan beri faaliyet gösteriyor. E, önce sizi tanıyalım sonra fakülteyi tanıyalım. Abdullah Kök. E, bölümümüzde şu anda mevcut olarak 3 sınıfımız var. 3 sınıfımızda e, toplam 7 öğretim üyesiyle birlikte derslerimize devam etmekteyiz. Türk dünyasının entelektüel şehirlerinden 10. yüzyılda Hakaniye döneminin e, Türk dünyasına ismini vermiş büyük şehirlerinden birisinde Kızıl Ordu'da faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Biz e, Kızıl Ordu'dan başka Türk dünyası, Türk dili ve edebiyatı bölümü Kazakistan'da, Almatada ve Taraz'da da eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirmekteyiz. Burası aynı zamanda Korkut Ata'nın şehri, değil mi? Evet. Ee, onun çünkü buraya yakın bir yerde mezarının olduğu söyleniyor, anıtı var. Korkut Ata hakkında neler söylemek istersiniz? Korkut Ata isminin daha çok Dede Korkut olarak anılması Batı Türklüğünün esas aldığı bir esas aldığı bir adlandırmadır. Yani Kazakistan, Kırgızistan, ee, bütün Türk Türklük Türkçülük coğrafyasının hepsinde ama özellikle Sirderya'da ve buradaki anıt mezarada 100 e, küsür kilometre ötedeki anıt mezarada Korkut adına Korkut Ata adına dikilmiş e, bir anıt mezardır ve burada e, zaten üniversitede adını e, Korkut Ata'dan almaktadır. E, Korkut Ata'nın e, özellikle Korkut Ata Korkut Evliya atlı iki efsane üzerinde de durmak gerekir belki burada. 12 ya da 13. yüzyıldaki bilgilerimize göre Korkut Ata özellikle girdiği her gittiği her yerde bir mezar kazıcılarıyla karşılaşıyor. Ve mezar kazıcıları kime mezarını kazdığını sorduklarında Korkut Ata'nın mezarı diye cevap veriliyor. Korkutada özellikle bu mezar kazıcılarından e, kaçarak gittiği her yerde onları görüyor ve onlardan kaçmak için de geldiğinde Sirderya'ya geliyor. Korkutada e, sadece bir kopuzuyla Türk dünyasına hizmet eden bir ata değildir. Korkutada aynı özellikle e, Uygurlardan Köktürklerden gelen daha sonra özellikle e, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra devam eden bir bahçılık, bir hekimlik geleniyle birlikte bir aksakaldır, bir liderdir. Doğan çocuklara at koyandır, sıkıntılı olan kişileri barıştıran, sulh edendir, devlet yönetimine yardımda bulunandır. Hekimlik duruyla da ön plandadır. Özellikle halk hekimliği konusunda tıbbın gelişmediği dönemlerde birçok halk hekimliği bilgilerde de halk hastalıkları halk hastalıklarının tedavisinde de önemli olan birisidir. Özellikle aşıklar elbette yani milletin gözüdür, kulağıdır. Söylenmeyen sıkıntıların söylenmesidir, ifade edilmesidir. Korkut Ata'yı bütün Türk coğrafyasında bu gözle bakmak gerekir. Burada genelde halk Korkut Ata'yı bilir. Nasıl bilir? Yani Korkut Ata'yı ne şekilde halk kafasında canlandırıyor. Sadece bir evliya olarak mı yoksa farklı tasvir şekillerini tasavvur ediyor? Sizin gözlemleriniz neler? Yani Kazakistan'ın özellikle muhafazakar bir bölgesinde biz eğitim öğretim faaliyeti gösterdiğimiz için korku tata burada birçok kişi tarafından sevilen, sayılan, aile efradından birisi gibi görülen bir bir kez. Özellikle evlenme çağına gelmiş genç kızlar düğün törenlerine giden insanlar nikah merasiminden çıktıktan sonra şehrin Sirderya'nın kıyısında Korkut Ata'nın mezarının ziyaret edilmesi orada dilek ve temennileri de bulunması duada bulunulması özellikle bütün Türk'lük coğrafyasında yaşayan enbiyaların gösterilen saygı ve hürmetin kat kat fazlasını biz burada görüyoruz. Türk dünyasına mal olmuş bir kişi Türklük biliminin batı, doğu, güney ve kuzey kolunda herkes tarafından kabul görünüyor. Yani Türkmenistan'la Dede, Dede Korkut ne kadar Türkmenistan'ınsa Korkut Ata o kadar Kazakistan'ın veya Dede Korkut ne kadar Türkiye'ninse Korkut Ata o kadar Kırgızistan'ın olmuş. Bu da özellikle çağında çığır açması ve ortak Türk edebiyatının mahsullerinden olsa gerek. Hocam son bir soru, Korkut adı nereden geliyor? Korkut adı? Korkut adının gelmesi özellikle yani körk anlamından bakmak lazım. Körk güzel anlamı, eski Türkçe'de özellikle runik harfi metinlerden sonra Uygur ve mani metinlerinde körk adını bulabiliyoruz. Körklü, körk sözcüğü güzel anlamdadır. Korkut sözcüğü de orada kork güzellik, güzel anlamından kaynaklanmaktadır.